Mutlu sabahlar ekonomi 7.24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Artık haftanın son işlem günündeyiz. Haftayı tamamlarken geride bırakmaya hazırlandığımız haftaya dönüp şöyle bir bakacağız neler oldu diyeceğiz. Bir sonraki haftaya hangi beklentileri taşıyoruz ve bu süreçte yatırımcı ne yaptı ne yapmalı. Tüm rakamlara bakıp uzman bir isimle konuşacağız. Gelsin rakamlarımız Borsa İstanbul'da son kapanış hangi seviyede ve yeni günde kur cephesinde nasıl bir tablo var. 2601 puan Borsa İstanbul'un son son kapanış %1,28'lik bir yükselişle kapanış gerçekleşiyor. Borsa İstanbul hem seans içinde hem de kapanışta rekorunu tazeliyor. 16.48 dolar TL'deki son tablo 17.74 avroyu görüyoruz. Dolar TL'de ve TL'de yeni günde oklar yeşilde. Altın cephesinde onsta 1867 dolar var. Altını detaylı olarak konuşacağız ve içeriye de bakacağız. Dünya borsalarına gidelim. Küresel borsalarda gözler Fed'in ne yapacağında aslında Fed'in ne yapacağının sinyalini verebilecek olan makroekonomik verilerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenti altında gelen veriler daha sonra neler olabilir? olabileceği bütün bunlar masada tüm bu beklentilerle. Ee, küresel cephede bir toparlanma var konuşacağız biraz sonra. Amerikan borsalarının son kapanışı ekranlarınızda gelsin Asya cephesi. Asya ABD yi takiben yine okları yeşile ağırlıklı olarak çevirmiş durumda. Avrupa cephesinde bakalım tablo nasıl Avrupa'da sizler için değerlediğimiz 4 endekste de bir tanesi hariç İngiltere hariç yükseliş eğiliminin işaretlerini görüyoruz son kapanışta. Gidelim İstanbul'a Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın hoş geldiniz programa. Gülçin merhabalar günaydın hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Yine küresel cepheyle başlayalım. Biz bu haftayı nasıl geçirdik ağırlıklı olarak Fed ve sıkılaşma konuşuyoruz ama e, o noktada da yatırımcı fiyatlaması e, sık sık değişiyor. Şimdi Amerikan verilerinin e, biraz daha beklenti altında kalması daha yumuşak bir Fed ihtimali doğurdu. Doğurdu mu gerçekten? Öbür tarafta bir e, AB var ve Avrupa'da da yeni faiz artış sinyalleri var. Ne oluyor? Yani gerçeği söylemek gerekirse neredeyse son bir aydır hem yani küresel dolar değerine bakarsak hem de Amerika'dan gelen verilere bakarsak biraz daha beklentilerin altında bir Amerika ekonomisi başlangıcı görüyoruz. Özellikle ekonomik aktivite açısından baktığımızda ve bu da söylemler değişmese de yani hala söylemlerde özellikle Fed üyelerinin yüksek faiz artışı ihtiyacını ve devamı gibi bazı satır aralarında hala başlıklar görmeye devam ediyoruz. Yani orada algı açısından bir değişiklik yok ama ekonomik veriler açısından bir e, kısmen yavaşlama sinyalini özellikle Mayıs ayı içerisinde net bir şekilde görmeye başladık ki dünkü istihdam verisi, fabrika siparişleri gibi veriler e, yine aslında buna da işaret ediyordu. Ve burada e, bir nebze e, risk algısındaki bozulmada dolara ve Amerikan tahvillerine yönelen piyasa buradan biraz uzaklaşmış gibi gözüküyor. E, dolayısıyla bu da aslında küresel anlamda borsalara biraz daha e, olumlu yansımaya devam ediyor. Çünkü e, işte S&P gibi bir gösterge bir endeksi aldığımızda 1000 puanlık bir geri çekilme sonrasında yavaş yavaş oradan da Fed'in e, bu gelen verilerle birlikte yavaşlayabileceği veya e, belki bir ay öncesine kadar e, agresif bir fed beklentisinin kademeli olarak önümüzdeki dönemde azalabileceği gibi bir algı var. Dolayısıyla söylediğiniz gibi yani Fed'in yavaşlama sinyali ekonomik veriler açısından piyasada olumlu karşılanıyor özellikle borsalarda ama e, üyelerin söylemleri de hala o baskının devam edebileceğini gösteriyor. Şimdi önümüzdeki hafta belki Avrupa tarafından e, özellikle faiz kararıyla ilgili ve söylemlerle ilgili biraz daha e, net bir şey görebiliriz ki orada da aslında fede biraz daha uyma noktasında bir görüş hakim. E, dolayısıyla yani bir iyi bir kötü hem söylemler hem gelen verilerle yurt dışında böyle bir e, bir aşağı bir yukarı tabiri caizse fiyatlamalarla özellikle borsalarda devam ediyoruz. İçeriye dönelim. Borsa İstanbul'da da yayının başında da aktardık. Çifte rekor vardı. Bir süre bir düzeltme hareketi yaşadığımızı konuşuyorduk. Şimdi yeni rekorlar geliyor. Beklentiniz ne olur? Şimdi yurt içinde bu dışarıda anlattığımız gelişmeler ve senaryoların dışında farklı bir özellikle Borsa İstanbul'u konuşuyorsak farklı bir dinamik var burada biz geçen yılın son çeyreği hatta bu yılın ilk çeyreğinde de e, halka açık şirketlerin borsa İstanbul içinde özellikle sanayi ağırlıklı olan diyelim işte ulaştırma sektöründe hatta bankacılık sektöründe karlılık bazlı belki de tarihlerinde gördüğü rekorlarla kapadığımız çeyreklere doğru gittik ve bunların açıklandığını gördük. Bunların da fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Şimdi hala Türkiye'nin ihracat ve içerideki talepte bir azalma olmadığını değerlendirirsek özellikle enflasyon bazlı da şirket bilançolarının biraz daha karlılık anlamında yani satışlar bir yana satışlardan kaynaklı karlılık anlamında da güçlü kalması bana kalırsa işte kura bakabilirsiniz altına bakabilirsiniz bir nebze mevduata bakabilirsiniz bu pazarlar içerisinde hala borsa İstanbul'u daha cazip ve şirket piyasa değerlerinde e, hala aşağıda düşük seviyelerde ya da benzerlerine göre daha e, uygun seviyelerde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada dün ve evvelsi gün yeni zirveleri e, dünkü 2600 kapanışıyla da gördük. E, dolayısıyla yerli yatırımcının da e, ağırlıklı olarak bu pazarı tercih etmeye devam ettiğini ve genel algının da bu enflasyonu süreç içerisinde şirket karlılığının artmaya devam edeceği beklentisiyle oldu. O açıdan ben Borsa İstanbul'un bir önceki zirvesi olan 2000 2550 veya işte psikolojik 2500 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece bu hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Bir değişiklik olmazsa eğer bugünden bakarsak aslına bakarsanız yıl sonu ya da yılbaşı gibi baktığımızda 3000-3500 aralığı hala çok uzak bir ihtimal gibi gözükmüyor. Çünkü hem piyasa değerleri hem fiyat kazanç oranları şu an için böyle bir yükselişi destekliyor. Ama ilk etapta 2500 seviyesi üzerinde 2850'ye kadar bir yükselişi de görmeye devam edebiliriz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'un ana dinamiği ya da ana koreli olduğu konu ne yurtdışı piyasalar ne de aslında baktığınızda içerideki ekonomik göstergeler biraz daha bu enflasyonun yarattığı şirket karlıkları'nı fiyatlamaya devam ediyor. 2500 e, orada önemli bir eşik altını çizdiniz. E, yatırımcı e, mutlaka ara düzeltmeler de olacaktır. Burada o kritik seviyeye bakmalı, hisse bazlı mı düşünmeli, e, neye dikkat etmeli? Ve tabii 2850'ler ya da 3000'lerde mutlaka Borsa İstanbul'un e, yolu açık önünde bir olasılık olarak duruyor. Oraya gidene kadar o iniş çıkışlarda e, nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi öncelikle son 6 ay içindeki yani çeyreksel bazlı baktığımız yani geçen senenin Kasım'ından diyelim neredeyse bu yana özellikle temel tarafta yani şirketlerin finansal tablolarını iyi inceleyen yatırımcılar çünkü bu şirketlerin ben Borsa İstanbul içinde borsa getirisi yani endeks getirisinin üzerinde bir ayrışma yaşadığını düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle bu tarafı iyi analiz etmeleri gerekiyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz gerek kur hareketi gerek enflasyon hareketinden olumlu etkilenen şirket hisselerine doğru yönelmek daha mantıklı bu süreç içerisinde eğer bir yükseliş devamı söz konusu olacaksa ama eğer bu sürecin değişeceği bir ortama doğru gideceksek o zaman e, endekste de geri çekilmeler olacaksa yani yıl içerisinde 2350 seviyesi aşağı kırılmadıkça aslında trendin biz yukarı olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Ama kısa geri çekilmeler olacaksa ki bu biraz önce bahsettiğimiz 2500 seviyesi gibi. Burada da e, bu temel tarafta yapılan analiz sonucunda seçilen hisseler. Tabi burada profesyonel bir destek almayı da ayrıca önermek gerekiyor. Bu hisseler üzerinde de fiyatların yükselişlerin devam edeceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten son 6 aydaki hisse performanslarında endeks getirisine göre yukarıda kalanlara bakıldığında ve finansal tabloları incelendiğinde aşağı yukarı e, zaten hisseler ortaya çıkacağı için yani şöyle düşünmemek gerekiyor. Endeks yükseliyor, tüm hisselerde benzer bir yükseliş olacak. Hayır, burada hem karlılığı yüksek olan döviz pozisyonu sıkıntısı olmayan diyelim, yani bir borçlanma tarafında ve yüksek satış rakamlarına ulaşan bunları da kendi projeleriyle, yatırımlarıyla, işte hisse geri alışlarıyla piyasada değerlendirmeye çalışan bir hisse grubu var bunlar üzerinde yoğunlaşmak bu aşamada daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Altına gidelim. Önce müsaadenizle rakamları paylaşacağım. Ardından biraz altın cephesini hem ons bazlı hem de e, ee, içerideki gram fiyatlarıyla detaylı konuşalım. Altın olsun ekranlarınıza getirmiştik değerli izleyenler. Şimdi içerideki fiyatlara bakalım. Bu fiyatlarda e, ons kadar kur seviyesi etkili. 989 altının gramı. Çeyrekte 1618 yarımda 3237 lira var. 6454 lira. Cumhuriyet altının son seviyesi altın cephesinde e, oklar yeşilde. Sayın Erbaş şimdi onsla belki yine e, gramı ayrı ayrı konuşmak gerek gram cephesinde bir de işin içine e, kur faktörü giriyor. Önce ons diyelim e, uzun süredir böyle belli alanlarda sıkışmış bir ons görüyorduk. Fed meselesi çok etkili şimdi orada bir yumuşama varsa bu altına da e, yansır mı ne bekleriz orada? Şimdi ONS tarafında biz ilk 3 ay, 3-3,5 ay bu yılın başında hem altın fonları içerisinde hem de altın uzun pozisyonları yani elinde altın taşı fiyatının yukarı gideceğini düşünen küresel anlamdaki yatırımcılar nezdinde bir artış görmüştük. Ki burada tekrardan 2000 dolara doğru bir harekette yaşadık. Ama son bir buçuk ay içerisinde bu ivmenin yavaş yavaş da olsa aşağı doğru geldiğini gördük ve burada da bu sefer işte 1800 dolarlara doğru bir geri çekilme oldu. Ama içinde bulunduğumuz işte son 2-3 hafta içerisinde özellikle 1800 dolar lardan sonra e, tekrardan altına gerek ee, hani bir güvenli liman algısıyla gerek enflasyon beklentisiyle tekrar talep geldiğini görüyoruz. Ama şu an için 1860 ile 1880 kabataslak hem 200 günlük hem de 50 günlük ortalamalarının arasında bir yer. Bugün tarım dışı istihdam verisi de gelecek Amerika'dan. Dünkü özel sektör verisine e, benzer beklentilerin altında bir veri görürsek bence altındaki yükseliş devam etmesini bekleyebiliriz. Ama kritik bir seviye 50 günlük 1860 e, dolar aşağı da 1820 dolar gibi ana destekleri var Dolayısıyla çok sert yükseliş veya çok sert geri çekilme son 4-5 aya baktığımızda küresel anlamda da yatırımcılar çok bu hareketlere girmek istemiyorlar portföylerini yavaş yavaş arttırıyorlar ya da yavaş yavaş azaltıyorlar. Dolayısıyla altında da bu yatay hareketin nedenini biz buna bağlıyoruz. Ama önümüzdeki dönemde hani geri çekilmelerden ziyade e, bu enflasyon baskısı küresel anlamda artmaya devam ettikçe herhalde ons altında da yavaş yavaş yükselişin devamını görürüz diye tahmin ediyorum. E, i̇sterseniz gram altına da kısaca onsu değerlendirdikten sonra kur tarafına evet. değindiniz. E, burada da evet yani yüzde 80 neredeyse e, bizim gram altın fiyatlamamız şimdilik ons altındaki yatay harekette dolayı kurla birlikte oluyor. Orada da birkaç seviyede işte 13.50'ler 14.85'ler hatta yakın zamanda 16.40'lar gibi yatay fiyatlamalarımız oldu. Ama orada bugün bizim enflasyon da açıklanacak. İşte yavaş yavaş enflasyon kaynaklı bir yükselişi de yani beklentiden dolayı görüyoruz. Dolayısıyla 990 TL'ye kadar geldik. Tahmin ediyorum ons baskısı zayıf kalacaktır ama kur hareketi ön plana çıkacaktır. Yakın zamanda kurda çok net sert geri çekilmeler görmezsek daha önce 950-970 TL'leri konuşuyorduk. Belki maksimum yine 970 TL'ler dipte ama 1000 TL ve üzerinde görülebileceği günler yakın olabilir diye düşünüyorum yatırımcıdan bu ara en çok gelen soru evet hala altın alabilir miyiz gram altın yatırımcısı bu seviyeler almak için hala uygun mu diyor daha önce böyle 900'lerin altını bir fırsat olduğunu konuşuyorduk ama hedef binlerin üzerine doğru çıkıyorsa bu seviyeler yeniden yeni yatırım yapmak altına şimdi girmek için riskli seviyeler mi sizce Şimdi gram altın yatırımcısı yani belli bir süre zaten altına yatırım yapanlar büyük ihtimal daha aşağı seviyelerden de kendilerine bir birikim elde etmişlerdir diye düşünüyorum. Ama hiç altın yatırımı yapmadıysanız ve bir pazarda tercih etmek istiyorsanız bu seviyelerden de aslında altın alımına başlanabilir ama bence son gelen raporlarda minimum bir sene maksimum iki iki buçuk yıl daha bu enflasyonist sürecin devam edeceği konuşuluyor. Hani küresel anlamda. Tabii bunu izlemeye devam edeceğiz. Ama bu durumda ons da çok geri çekilemeyeceğini düşünerek burada geri çekilmeler olsa bile yani sert aşağı yönlü hareketler herhangi bir karardan herhangi bir beklentiden dolayı oluşsa bile sanki zamanla yeniden gram altında yukarı taşıyacak bazı beklentiler oluşabilir. Dolayısıyla 10 birimlik bir yatırımın düşündüğünüz bir altın portföy oluşturmak istiyorsanız bunun yine 2-3 birimini yavaş yavaş bu seviyelerden de 950-970 TL'lerden de hatta zaman zaman 1000 TL'nin üzerine bile bir geçiş olduğunda yeni bir yatırımcıysanız bu yatırımlarınıza bence ufak ufak yani kademeli olarak devam etmek daha mantıklı zaten eskiden Altın toplayan, altın biriktiren yatırımcıların e, klasik bir şeyidir. E, hani her geri çekilişte ufak ufak onlar toplamaya devam eder. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de çok böyle altının aşağı doğru inmelerin bilecek bir e, trendi olabileceğini düşünmüyorum. Sert geri çekilme olabilir ama yeniden yükseliş devam edecek. Dolayısıyla farklı seviyelerden maliyet yapabileceğimiz bir altın stratejisi özellikle gram altında uygun olur diye tahmin ediyorum yayının başından beri yatırım araçlarını, onların getirilerini konuşurken hep enflasyon konusuna gelmek zorunda kaldık. Hem içeride hem de küresel çapta yüksek bir enflasyon ve buna göre şekillenmiş para politikaları var. Bizde de bugün artık o kritik veri gelecek. Ne bekliyorsunuz diye başlayalım. Şimdi enflasyon Mayıs ayında piyasa aşağı yukarı %4,5 veya 5 arasında bir aylık enflasyon bekliyor. Bizim de kısmen belki %5 civarında olabileceğini düşündüğümüz bir aylık enflasyonumuz var. Bu da bizi yıllıkta aşağı yukarı %75-76 civarına doğru taşıyacak. Tahmin ediyorum üretici fiyatı endeksi de e, yüksek kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Burada geçen dönem Merkez Bankası'nın son ikinci enflasyon raporunda veya toplantısında diyelim e, %70-75'e doğru enflasyonun zirve yapabileceği ve yıl sonu %42,5 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu beklentiye doğru geri dönüşün bu seviyelerden olacağı konuşuluyordu. Ama bu kadar yakın bir vadede e, bu beklenti var mıydı tam emin değilim. Dolayısıyla Mayıs ayında yani biz %5'lik %4.5'luk bir enflasyonu bugün biraz sonra açıklanacak veri de görsek bile tahmin ediyorum bu piyasa için çok sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Zaten mevcutta bir enerji e, fiyatlaması hala petrole baktığınızda işte 110 dolarların üzerinde kur hareketi belli bir seviyeden başlayarak yükselmeye devam ediyor. Ve küresel enflasyonunda çok hız kestiğini bize gösteren bir emare yok. Özellikle Rusya, Ukrayna'nın neden olduğu bu gerginlikten dolayı. Dolayısıyla bu ayki veri %4-5 arasında gelmesi piyasa beklentisi doğrultusunda değerlendirilir ve piyasada çok dalgalanmaya neden olmaz diye düşünüyorum ama önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın bu %75 beklentisi sonrası bir geri çekilme olursa o zaman bir hedef e, beklentisi gerçekleşmeye doğru gidebilir. Aksi takdirde Merkez Bankası bir 3. enflasyon raporunda e, mevcut yüzde %42,5 civarında olan o yıl sonu beklentisini de küresel şartların da biraz daha sertleşmesiyle o kalıcılıkla enflasyonda yeniden yukarı doğru revize etmesi gerekebilir. Dolayısıyla e, yani maalesef e, tüm dünyayı saran bu enflasyon etkisini biz de içeride mayıs ayında da yaşadığımızı yaşamaya devam ettiğimizi büyük ihtimal bu veriyle de görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Piyasa üzerinde çok belirgin bir etkisi olmaz dediniz. Aslında işte son dönemde biz o yükselirse bu çıkar diye bildiğimiz formüllerin de hep böyle şaştığını gördük. Şimdi son Fed meselesine bakınca kötü veri iyi haber gibi bir tablo oldu. Buradan enflasyon ve Borsa İstanbul'a bağlayacağım. Borsa İstanbul cephesinde de hep böyle yüksek enflasyon borsaya ilgiyi artırıyor deniyor. Dolayısıyla orada öyle bir formül var mı? Enflasyonda yukarı yönlü hareket Borsa İstanbul'da o güçlü duruşu biraz daha artırabilir mi? O iyi haber haline mi geliyor borsa için? Evet şimdi borsalar tabi borsa İstanbul için de bu geçerli. Daha önceki dönemlerde zaman zaman yurt dışı endekslere, içerideki kur veya faiz hareketlerine veya işte hem jeopolitik gelişmeler ya da yurt içindeki bazı ekonomik verilere göre bir korelasyonla hareket ederdi. Yani iyi veri işte iyi borsa gibi bakabilirsiniz veya yurt dışının iyi bir endeks getirisi bize de yansıyordu ama biraz önce konuştuğumuz gibi son dönemde Tamamen koreli olduğumuz konu enflasyon ve enflasyon kaynaklı halka açık şirketlerin borsa İstanbul'daki kar marjlarını yükselten bir e, döngüye doğru gittik. Dolayısıyla bugün örnek veriyorum beklentilerin üzerinde bir enflasyon da gelse ben şahsen tabi Cuma günü haftanın son işlem günü e, bunun borsa İstanbul'un 2600 üstündeki hareketini engelleyeceğini düşünmüyorum. Hatta hatta belki de yükselişi tetiklemeye devam edebilir ama gün sonunda. Her hafta sonu olduğu gibi yani aşağı yukarı kapanışa doğru o gelinen seviyelerden tekrar realizasyonları görebiliriz. Ama ana e, yönü veya ana beklentiyi Borsa İstanbul'da e, Koreli olduğu için enflasyonla yani neredeyse %70-80 oralında çok da bir e, negatif etkisi. Eğer böyle bir beklenti içindeki enflasyon gelmesi sonrasında açıklanması sonrasında, olmayacaktır diye düşünüyorum. Belki kur hareketini biraz daha yukarıya doğru 16-60'lar civarına taşıyabilir. Orada biraz negatif etkisi olabilir ama Borsa İstanbul'a ki bu da Borsa İstanbul içerisinde yine pozitif algılanan bir durum son dönemde. Dolayısıyla orada bir şey bozulması diyelim hani bir psikoloji bozulması yaşamayız. Hatta yeni bir zirvede bugün gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü yurt dışı piyasalar en azından şimdilik yatay veya yukarı doğru beklentilerle devam ediyorlar. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbay çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyenler, Ekonomi 7.24'e bugünlük noktayı koyuyoruz. Haftayı tamamladık aslında. Bir hafta sonu molası. Pazartesi saatler 9.30'u gösterdiğinde biz bu ekrandayız efendim. Sizleri de bekliyoruz.